Daha var. Dilerseniz onu da alalım. Muhammed Özdemir Antalya'dan. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Sağ olun hanımefendi. Bende obsesif kompulsif bozukluk var da hocam acaba bununla ne önerir? Bir de bununla ilgili ben doktorun verdiği ilaçları kullanmıştım. Fakat bu ilaç bende hem cinsel bozukluğa hem de kilo artışına neden oluyor. Acaba hocamın önereceği ilaçlar buna da önereceği ilaçlar bu gibi sorunlara da yol açabilir mi? Ve vereceği ilacı ne süreyle kullanmamız gerekiyor, ne kadar kullanmamız gerekiyor? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Peki Muhammed Bey, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz öncelikle. Hocam ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyebiliriz? Depresyon, stres, gerilim, obsesif, kompulsif rahatsızlıklar vesaire bütün bunların çok güzel tedavi etmek mümkün. Nedir bu? Sarı kantaron. Buraya mı? Buraya. Evet. Sarı kantaron. Sarı kantaron birleşiminde hiperforin ve hiperisin gibi etken maddeler var. Birçok madde var da binlerce. Hiperforin ve hiperisin beyindeki birçok hormonun salgılanmasını düzenler. Mesela bir, serotonin hormonu salgılanması artırır. Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Negatif düşünceleri yok eder. İki, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Kişiyi konuya odaklandırır. Kafasında birçok karmaşıklığı ortadan kaldırır. Üç, glutamat, dört vesaire vesaire. Kim diyor? Mesela burada birçok profesör var. Profesör Doktor Hazel Huba, Profesör Doktor Zidenhof, Profesör Doktor Schenk, Profesör Doktor Peşil vesaire. Bunlar hastalar üzerinde, bu tür depresif psikolojik rahatsızlığı olan hastalar üzerinde sarı kantaron ekstresinden elde edilen damladıracak kapsülle tedavi etmişler. Bazıları Türkiye'de sarı kantaronun otunu alıyor, Evet. öğütüyor, hap yapıyor. Bu bir faydası olmaz çünkü sarı kantaronun birleşimindeki etken madde %1. Türkiye'de bazı uyanıklar hap yapıyoruz, damladıracı yapıyoruz diye bazı uyanıklar değil maalesef %90'dan fazlası bu piyasada olanlar yanlış yapıyor. Bir de hocam tek bir bitki tek başına çok ağır gelebilir değil mi? Yani başka farklı etken bitkilerin de içerisinde yer alması gerekmiyor mu? Tabii. Şimdi mesela bir Amerikan firması dahi Türkiye'de eczanelerde ilacı satılan bir firma. Evet. Sarı kantaronun hapını yapmış Jones Ford diye. Evet. İçerisindeki etken madde 130 miligram. Normal olarak bizim ürettiğimiz sarı kantaronun birleşiminde 900 miligram etken madde var. Yani Amerikan şirketi, Avrupalı şirketler dahi Türkiye'ye sattıkları ürünleri üç kağıt yapıyorlar maalesef Türkiye'de. Yani tedavi mümkün, problem değil. Bizzat Obsesif görmeniz gerekiyor tedavi değil de. mi? Evet, yani Peki tedavi de. tekrar geçmiş olsun diliyoruz.